Her şey hazır prensip. İçeri girebilirsiniz. Her şey hazır mı? Elbette prensip. Bestecilerden hangileri baloya gelebilecek? Mozart ve Beethoven baloda bulunmaktan onur duyduklarını açıkladılar. Güzel. Şimdiden yola çıkmış, yepyeni eserlerini çalmaları için hem besteliyor hem de aynı anda koşarak buraya geliyorlar. Neden koşarak buraya geliyorlar ki? Çabuk benim özel konforlu faytonlarımı o iki dahi besteciye gönderin. En azından yol onları yormaz ve yol boyunca güzel besteler besteleyebilirler. Yanlış mı düşünüyorum? Sizin yanlış düşünebileceğinizi düşünmüyorum diye düşünüyorum prensim. Başka? Vivaldi'ni hafif bir nezle dışında bir şey yok. Hensel ve Schubert bir de Tchaikovsky'de birkaç saat sonra burada olacaklar. Johann Sebastian Bach ise bu sabah teşrif ettiler. Bak, bu benim için çok önemli bir balık. Artık evlenme çağına geldim. Babamı ve annemi sevindirmem gerek. Şimdiden her yere haber salındı, öyle değil mi? Evet prensim. Yakışıklı prensimizin evlenmek üzere olduğunu, baloda müstakbel eşini seçeceğini ve ülkedeki bütün genç kızların bu baloya davetli olduğunu ülkenin dört bir yanına duyurduk. Haber taşıyan güvercinler gidildiğimiz yerlere ulaştı. Yakınlarda bulunan halkımıza da bizzat kendim gidip bu mutlu haberi vermek istiyorum. Siz gidebilirsiniz. Şövalye, size minnettar. Prensim, vazifemiz. Aşçıbaşını bir ziyaret edelim. Bakalım bu akşam bizlere ne yemekler hazırlayacak? Çok merak ediyoruz. Ha bu arada, akşam yemeklerimizin güzel kokması için kendisinden bu seferlik sarımsak kullanmamasını rica edeceğim. Sarımsak kullanmamak mı dediniz? Evet. Şahane ve bir o kadar da olağanüstü bir fikir düşünmüşsünüz prensim. Acaba bu akşam istediğim gibi birini bulabilecek miyim? Kesinlikle bulacağınızdan eminim. Sizin gibi asil ve soylu biri mutlaka önünüze çıkacak. Çıktığı zaman da onu hemencecik tanıyacaksınız. Ama bu düzenlediğimiz dördüncü balım. Ve umarım artık hepimiz mutlu olur. Bu akşam herkes mutlu olacak prensim. Siz hiç merak etmeyin. Hadi gidelim o halde. Emredersiniz prensim. Yalnız ufak bir sorunumuz var. Neymiş o? Aşçı başından sonra benim hemen kasvetli zahmetinde oturan Kısmet ailesini ziyaret etmem lazım. Neden? Bir tek o aileyi baloya davet etmediğimi son anda fark ettim. Tamam. O zaman sen hemencecik yola koyun. Yanına iki de gardiyan al. Geç gelen bir haber hiç de neşeli olmaz. Ben aşçıya kendim giderim. Nasıl emredersiniz prensim? Gel benim. Salondaki bu arkadaşlarımı da baloya davet etmeyi unutma sakın. Tabii ki de unutmam efendim. Onlar misafirlerden önce burada balo saatinin gelmesini sabırsızlıkla beklemekteler. Öyle değil mi arkadaşlar? Güzel. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Belki de bizim kahvaltımız için taze süt kepan hazırlıyordu. Of,
Sen bana pis ve yalancı mı dedin? Duyduğumu sevgili Ayşe bana verdi ya. Hanım, sen kendi pasaklığına bak da ondan sonra benimle konuş. Yalancı Fersude. Pasaklı beberan. Yalancı. Pasaklı. Ya. Her yer ne kadar da değerli toplu. O pis Kürt ailesinin işi bu. Düşünüyorum da acaba. Kürt ailesi hiç uyumuyor mu? Bana ne? Ben kendi yasamda rahatlayayım da. Diğerleri umurunda olmaz. Demek ben de senin umurunda olmam öyle mi? Bak geliyor. Dayak geliyor. Hayır Ayşem. Sen benim dünyalar seni kardeşim. Ah canım benim. Sen de benim. Ama benden sonra dünya güzeli kardeşimsin. Ne yapalım biliyor musun? Her zaman yaptığımız şey... Daha? O zaman üvey kız kardeşimiz olan kürbaresine... Çirkinlerin en çirkinine... Bizim de bir katkımız olsun ve ona birazcık yardım edelim. Hadi. Annem benim. Evrenin sonsuz yıldızları kadar parlak, melek yüzlü annem benim. Ay, tamam yeter. Ah anneciğim, bugün de ne kadar çok güzelsiniz. Öyle mi? Ay ışığı kadar parlak yüzünüzle gözlerimi kamaştırdınız. Sönmeye yüz tutmuş göz parçası gibi hissediyoruz. Sevgili saygılı, bütün dünya kraliçelerini kıskandıracak hasalete sahip olan annemiz. Lütfen oturunuz. Nerede bu kız diye bir soru sordum size. Ah sevgili annemiz, sinirlenmeyin sakın. Kürt faresi için sinirlenmeye değmez. Sokak faresi. Ay başım. O pis kürt faresini biz de aradık ama bulamadık. Bu ortalığın hali ne böyle? Biz de çok şaşırdık biricik annemiz. Etrafı böyle darmadağın bulunca siz sinirlenmeyesiniz diye temizlemeye bulmuştuk. Ay başım. Ay başım migrenim tutacak şimdi. Ay yandım. Ay migrenim. Anne iyi misin anne? Ay yeter. Amanın. Bu ne çirkinlik. Ama anne ya. Anne. Görenler ülkelerini terk ediyorlar. Hatta karşı kıtada yaşayanlar sizleri görmesin diye ülkelerine hiç kimseyi, hatta turistleri bile kabul etmiyor. Prensinizim evlendi. Bugüne kadar 99 baloya katıldık. Hala hiçbir prensin gönlünü çalmayı başaramadınız. Ama anne ya, prenslerin gönülleri çalamamasının sebebi şu. 99 balodaki 99 prensin gönüllerini göremememizdendi. Öyle mi? Çok doğru anneciğim. Onun yerine kollarındaki incileri, ceplerindeki altınları aşırdık. Sırf sen zengin ol diye. Doğru. Elmas incileri ve altınları aşırdınız. Ama balo çıkışında gardiyanlar tarafından fark edilip yakalandık. Bunu nasıl unutursunuz? Üstelik hırsız yuvarını da ardı ardına yedik. Ama biz onlara o elmas gerdanlığın yanlışlıkla saçlarımızın içine girdiğini açıklamıştık. Başarısız, çirkin sulacak seni. Sen kendine baksana. Patlıcan kadar burnunu her şeye sokup işleri berbat ediyorsun. Sen kendi kepçe kulaklarına bak. Prensler seni o kepçe kulaklarına gördü değil de korkulan her seferinde altına kaçırıyorlar. Şimdi çok fena patlayacağım seni gönder. Ayakkabı! Ayakkabı!
yere arıyorduk da. Kısmet davetinde oturan ve soy ismi olan Aylin'in evinde mi bulunmaktayım? Evet efendim. İsmim Fitne. Bunlar da kızlarım Fersude ve Feveran. Kısmetlerin sarayına hoş geldiniz sayın Grand Dük. Affedersiniz Fitne Hanım. Ama ben üçüncü dereceden soyluk unvanına hala erişemedim. ne kadar da aptalım. Siz bir arşidüksünüz o zaman. Bakın kızlar, sarayımıza arşidük teşrif etmiş. Arşidük ne kız? Ne bileyim, arşinin düdüğü sanırım. Şimdi. Hayır Fitne Hanım. Arşidük Avustralya hükümdarıdır ve o hükümdarın en büyüğüdür. Tabii canım. Sizin bilip bilmeyeceğinizi kontrol etmek istemiştim. Yoksa sarayıma koskoca... Düdük? Dük gelir de ben onun tanımaz olurum. Dük dedi. Düdük. Sessiz. Fitne Hanım. Dük imparatorluğa bağlı ülkenin hükümdarıdır. Sizi ilk seferde tanıyamadığım için lütfen beni bağışlayın prensim. Amanın prens evimize kadar gelmiş. Öp beni prensim, öp beni. Beni öpecek. Şimdi prens oluverdi. Gülmeyin. Yine yanıldınız. O zaman prens değilsiniz, siz benim kontsunuz. Ülke sarılmayacak kadar küçük olan toprak sahibi. Bir kont. Ekottan bir basamak aşağı. O zaman siz kesinlikle bir baronsunuz. Hayır Fitne Hanım. Yine yanıldınız. Baron, hükmet yetkisine sahip en küçük sorumlu kişidir. Ay, baronet ol bari. Ay, ölüyorum. Bittim ben. Bir basamak aşağı. Ama o zaman siz topraksız soylu bir şövalyesiniz. Evet Hükmet Hanım. Doğru bildiniz. Benim kısmetim sarayıma gele gele. Soysuz. Topraksız biri çıkabiliyor. Ne istiyorsun bizim gibi? Zavallı. Ay, yüce kişilerden. İnce kolye altınları biz çalmadık. Yani bir şey asla çalmadık. Tanıştığımız prensler onları bizlere kendileri verdi. Ve utanmaz gardiyanlar bizler buradan çıkarken hepsini bize geri istedi. Sayın Şövalye Efendi, sarayıma gelip kapımı çalmadan biz soylu kişileri rahatsız etmenin sebebini açıklar mısınız? Ne tuhaf bir aileye denk geldik yahu. Fakirhaneyi saray diye yürütmeye çalışıyorlar. Soylu kısmet ailesi, evinize... Sarayımıza! Sarayımıza! Sarayınıza izinsiz girdiğimiz için özür diliyoruz. Ama garip garip kavga sesleri işittiğimiz zaman şeylerin ders gittiğine karar verip içeri girdik. Ve çok özür dilerim. Kavga değil de yerde değerli küpelerimizi aradığınızı bilmiyordum. Her neyse, lafı fazla uzatmadan asıl konumuza dönelim. Kralın emriyle burada bulunmaktayım. Yoksa kraliçe onu yine mi terk etti? Kralın kılıcı çok yaşa! Patlayın en az kalsın karkan gidiyordum. Hayır kızım efendim, öyle bir durum söz konusu değil yani. Kraliçe kralımızı asla terk etmedi. Biz beraber mutlu yaşıyorlar. Ah benim kısmetim hala bir türlü açılmıyor. Peki o zaman buraya neden geldiniz? Cüce annemizin migrenini azdırdığınız için bize... Kırk kesti bu saatte vermeniz gerekecek güzel bir çok özür diliyorum. Buraya hemen geçiyorum. Geç. Kralımızın emriyle! Aman! Bağırma be! Allah Allah! Nerelerde kaldın sen bakayım ha? Öyle ne oldu? Sıcak suyum hala hazır değil. Kız kardeşini giydirmemiş, kahvaltımızı hazırlamamışsın. Odun kesmek için dışarıdaydım anneciğim. Bu ortalığın hali ne böyle? Ha? Ha dedim sana! Ha diyor sana! Ha diyor! Ha diyor. Biz misafirleri bizi sarayımızda böyle mi ağırlarız? Ama anneciğim... Tamam kız! Sonra ben seninle konuşacağım. Hadi şimdi etrafı toparla. Ateşi yak. Odunları kes. Ne bileyim, kahvaltımızı hazırla. Ama hepsini aynı anda yap.
emredersin. Kralın emri demiştiniz. Ama bağırmadan konuşun lütfen. Kralın emrini sizlere açıklamaktan mutluluk duyarım. Aman tamam sus. Anladım ben onun niyetini. Bizden vergi istiyor öyle değil mi? Biz yüce kişilerden değil mi? Ay şimdi düşün bayılacağım. Vergi mi? Hayır Kısmet Hanım. Soylu! Soylu! Soylu Kısmet Hanımlar. Ah canım. Hükümdarımız hiçbir zaman kimseden vergi istemedi ki. Ay bize vergi mi verecek ne anlamadım ki. Ne istiyor da? Prensimiz evlenmek istiyor. Kiminle? Durun. Ağlamayın. Prensimiz daha evlenmedi ki. Ağlamayın. Evleniyor da geldi. Evlenecek ve müstakbel prensesiyle tanışması için kralımız bugüne kadar görülmemiş bir balı düzenleyecek. Balo diyor kızlar. Duymadınız mı? Balo. Tabii ki sizi dinliyorum sayın. Aman! Dikkatli olun hanımım. Kral düşer. Kral düşer hanımefendi. Hükümdarımız bugüne kadar görmemiş bir balo düzenleyecek. Sizin gibi tüm asil aileleri bu baloya davet etmek istiyor. Baloya katılacak olan evlenmemiş ve kalpleri başkalarına hala kaptırmamış olan genç hanımlar prensimizle dans edecek ve... Benimle evlenecek! Hayır benimle! Benim! Ay susun! Ay benimle evlenecek! Bir susun artık! Sayın şövalye bu aptallara seni dikkatine dağıtmasına izin verme, dinliyorum. Ve prens ile güzel dans eden, güzel konuşan ve kalbinde asla kötülük olmayan ilksever kızı prensesi ilan edecek. Ay! Tıpkı beni tarif etti. İnanamıyorum aynı bu. Ay boş verin. Kızların sevinçten bayıldı. Çünkü baloda benim kazanacağımı bildiklerinden ötürü birazcık heyecanlandılar. Sizin mi? Evet. Prensimiz çok genç. Benden daha güzel. Güzel dans eder. Güzel sözler söyleyen biri doğmadı bu dünyada. Ama... Ama taması yok. Bildiğiniz için size teşekkür ediyorum ve bu akşam baloya kesinlikle geliyorum. Efendim ama... Ne? Sizinle birlikte kızlarınız da gelmeli. Ay tamam, benim emekli iki kızım da gelir. Ya peki bu kız kim? Hangisi? Göremiyorum. Bu mu? Evimde başıboş dolaşan pis bir faredir bu. Yanlışlıkla küllere düşen pis bir fare. Kül faresi ismi. Kızım değil ki. Üvey kızım. Bu karanlık ve sıkıntılı zamanlarda mecburen analık yapmam lazım. Ana olmak inanın çok zor. Etrafı parlamasını, ateşi yakmasını, suyu ısıtmasını, ahırı temizlemesini, inekleri salmasını kaç defa söylesem de müdürle kafası ağlıyor. Sonuna sinirlendiğim zaman ayaklarıma ve başıma masaj yapması gerektiğini anlaması için ona dik dik bakmanın ne kadar zor bir iş olduğunu bir bilseniz. Bir de bunların sürekli kralımızda gözü var. Demek üvey kızınız oluyor. Ha. Tamam, not alıyorum. İyi o zaman. Bu akşamki görkemli baloya siz ve iki kızınız ile birlikte üvey kızınız da... Gelmeyecek. Onun evde. Aman sarayımızda yapacak çok işi var. İyi o zaman. Üvey kız kardeşleri yardım eder. Asla! İmkansız! Aman efendim. Onun bir çuval yüzünden var ki... Tekrar toparlaması gerek. Ona tencereleri yuvarlayıp kapakları bulmasına bak. Ali'nin külahını Veli'ye, sonra Veli'nin külahını tekrar Ali'ye giydirmesi lazım. Bunlar çok çok mühim işler. Her neyse. Ben hükümdarımızın emrini sizlere açık ve net bir şekilde bildirdi. Ben bu odada üç kız görüyorum. Gardiyanlarım şahitsin. Evet efendimiz. Eğer olur da emirlere karşı gelirseniz hükümdarımıza pek hoşuna gitmeyecek. Tamam tamam. Kızlarımla birlikte geliriz. Ama...
Bizi balaya götürmeniz gerekecek. Biz soylu hanımefendiler yollarda yalnız yürümekten korkarız da. Korkarız. Ayarlamaya çalışın. Yapacak çok işimiz var. Hadi hadi hadi. Yanıma gir. Kalkın. Ay amanın her yeri vurmuş. Ay benim de her yerime kaplı. Yanıma gelin. Ha, şöyle. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu akşam baloya gitmemiz şart. Şart. Bundan önce 99 yıldan elimiz boş döndük. Elimiz boş döndük. 100. baloda aynı şey yaşamamalıyız. Yaşamamalıyız. Bu sefer bütün pırlantalar, altınlar, tüm zenginlikler benim olmalı. Kesinlikle. Ah ama ilk önce ben zengin olacağım. Hayır ilk önce ben. Hayır. Ay kızım. Şimdi bir güzel temizlik kendinize çeki düzen verin. En güzel balı kıyafetini çekin. En güzel şekilde makyajınızı yapın. Sizi görünce prensin git kutlu istiyorum. Tamam mı? Tamam anne. Kürt faresi. Efendim? Çabuk sıcak suyu hazırla. Benim de entari yükle. Saçımı makyajımı sen yapacaksın. Aa beni de. Aynen. Peki ben de işlerimi bitirdikten sonra sizinle baloya katılabilir miyim? Tabii ki katılabilirsin kül faresi. Sahi mi? Tabii. Ama ilk önce benim güzel ayaklarımı yıkayıp makyajımı, balo kıyafetimi giydirdikten sonra aynı şekilde iki kız kardeşini hazırladığın zaman böyle etrafı toparlayıp ahırı temizlemen gerek. Sonra geriye sadece bir çuval dolusu fasulye ve pirinç tanesini sayman gerekiyor. Onları bitirdiğin zaman gelebilirsin. Hadi bakalım kızlarım. Bu akşam baloda güzel ve zarif olabilmeniz için akşama kadar hiçbir şey yememeniz gerekiyor. Ama anne ya! Aması maması yok. Ben ne diyorsam onu yapacaksınız. Hadi. Ne? 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 Ne
de çok acıktım ama hiçbir şey yememeliyiz. Aa! Aa! Şuna bak! Biz aç iken o kalkmış bayat ekmeği zıkkımlanıyor. Bisküvi faresi bize inat yapıyor. Bırak zıkkımlanmayı da gel elbisemi fermuarını kapat hadi. Aman geliyorum. Benim de saçımı tara bakayım. Hemen geliyorum. Ay! Ay dikkat etsene be beceriksiz şey. Çok özür dilerim hemen dönüyorum. Nerede kaldın kül faresi? Çantamı da getir. Tamam geldim. Hadi çabuk ol. Saçımı tara. Hadi hadi. Ay saçım öyle kirlişti mi? Çok açtı şapşaldım seni. Çok özür dilerim. Aa! Kolyem nerede? Getiriyorum. Saç dokalarımı da getir. Tamam. Çabuk ol. Senin yüzünden çirkin olacağım. Ben de. Saç sokalarımı yerleştir hadi artık. Geldim. Çabuk ol. Ya biraz daha çabuk olsana. Ya. Ah, bileziğim nerede? Geçiriyorum. Hadi çabuk ol, gel. Daha çabuk ol. Çabuk bana fırçamı ver. Çabuk, hemen. Ah. Sırtımdaki düğmeleri daha düğümlemedin mi? Hemen hallediyorum. Hadi. Becerememişsin. Hadi. Ay yavaş ol. Nasılım? Çok güzelsin. Peki ya ben? Sen de çok güzelsin. Tabii ki güzelim senin gibi şapşal. Bir kişinin böyle görmesi gerekir. Tamam mı?
Ya da elmaslarla süslüdür. Aptal kızlarım benim. Prensin gönlünü, yani kalbini çalmanız gerekiyor diyorum. Onu kendinize aşık etmeniz lazım diyorum. Ya. Buyurun. Ne oldu? Neden bu kadar yüzünüz?
Babamla birlikte yaşamaya başladım. Evlen günlerin ardından babam. Bir anne babamla bile tanışıp başlangıçta hiçbir şey yok. Hatta bir anne babam hatta çok sevmiş. Bu veya demek ki kız olduğunu bilmiyordu. Daha da çok sevmiş. Şimdi iki kız kardeşi olsun. Onlarla beraber oynayıp şarkılar söylüyor. Babam hatırı sayılır bir kazanca sahip. Ve bu yürüye annemi çok seviyorum. Her şey babamın rahatsız olmasıyla başladı. Üvey anne, her ne olduysa babama hiç bakmasın. Üç kardeş sadece kişiler de benimle birdenbire alay etmeye başladı. Babam bir gün bana annemi çok özledi. Ve onu gökyüzünde aramak için bizlerden ayrılacağını açık. Susup gözlerini yere sevecek içerisinde. Şimdi onlar gökyüzündeler. Umarım annem babamla birlikte çok yaşayacak. Çok güzel bir hikayem varmış. Eyvah! Veliler toplantısına geç kalmışım. Toplantı 3 gün sonra yapılacak. Benim dedim. Kaç gün sonra? 3. Tamam. 3 ne? Gün işte. Hangi gün? Bugünden sonraki ikinci gün. Çok geç olmadan başlayalım o zaman. Yine uykusu mu geldi? Hayır, şimdi şöyle açıklayayım. İnsanlar üzüldüğü zaman biz birden onların yardımına koşar geliriz. Evet. Ama sevgili kızım hepsine yetişemiyorum. Biz... Bugün birinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladım. Evet, anladım. Ve hemen şer diyarından kalkın ki zaman kaybetmeden... kaybetmeden... 10 defa nereye gideceğimizi hatırlatmam gerekir. Beni baştan dinleseydin, dünyayı 7 defa boş boş dolaşmaz, hemen buraya... Geldik. Keder var kızım ama sakın korkma. Hadi şimdi seni neşelendirmek için sana sana bana açın. Ay gelmez, çok yaşadığınız dedim ya. Çok yaşayın. İstemez dedim ya. Ne yapıyorduk biz? Yine unuttum. Sana güzel şeyler yaşatacağız. Evet. Ağzımdan aldın kız küçükleri gitti seni. Gel buraya, gel buraya sadece. Ben uzun zamandır güzel şeylerin dokunduğunu unuttum. Bir de bana unutkan diye söylenip durursun. Emin ineceğim. Başlayalım artık. Tamam. Yedi kelimeler istedin değil mi? Evet. Ellerini deli sabunuyla yıkadın mı? Ellerini yıkadın ya. Peki dişlerini fırçaladın mı? Benim ineceğim ya. Tamam tamam, şaka yaptım. Güzel ruhlar görmenin, yaşatmanın sevinçle, kederin ve çilenin bitme vakti geldi. Kuşkudan, karanlıktan çıkıp güneşin doğuşunu eklemenin zamanı attı. Yeni yıldızların ruhu ateşi atıldı. Ateş ile tozlu varlık yandı. Yardımın ruhlar kalanın yanındayız. Hepinizden onu yapmaya hazırız. Ne oldu? Kocaman evim olsun hiç istemedim. Her zaman mutlu bir hayat yaşamayı istedim. Ama eğer bu gece bir şey bilemem gerekirse şehrimizin altın saçlı prensinin düzenlediği baloya gitmeyi çok istiyorum. Çünkü hayatım boyunca hiçbir baloya katılmadım. Kızım, eğer bu akşam baloya gitmek niyetin... Bunu şimdi bizden bilerekle iyi ettin. Keşke annemle babam da burada olsaydı. Aa, hazır buradayken sana bir iyilik daha yapalım. Buraya gel kız küçük biri. Anladın mı? Evet. Hadi başlıyoruz. Büyücü peri, kelimi küt şey aşkına. Ay sus siz sus. Nasıl kantor? Kantor Maroni. Kantor Ante. Anne,
inanamıyorum. Tüm bunlar gerçek mi? Masallar gerçeğin bir yansımasıdır kızım. Saçlarımın sakatlarla dönüştü. Şimdi nerede sökmeye geçtik? Ağaca saçlarımdaki papatyalar bizi ne yaşıyor? İyiyim ben. Sadece sizi çok özledim. Biz de seni çok özledik kızım. Ama sakın korkma. Bak, iyilik verilerisinin yardımına geldiler. Sen en yüce prenses olmaya layıksın. Kendini bu zamanda koydun. Kalbinin sesini dinle kızım. O sana doğru yolu gösterecek. Benim içimi kutladın. Size layık olmaya çalışacağım. Hoşça kal sevgili kızım. Hoşça kal sevgili prenses. Hoşça kal. Koş! Koş! Beni!
hangi masal? Bu masal işte. Doğru ya. Ben de deminden beri Pamuk Prenses deyim sanıyordum. Pamuk Prenses de beri yok ki. Doğru ya. Artık bu şehriyi bana vermen lazım. Olmaz. Daha çok erken. Anladım. Parmağınızdaki yüzüğün içine mi sakladınız gözünüzü?
Allah hemen anladınız. Ben çok akıllı bir bayanım. Sen ne yapacaksın? Çok akıllı. Kesini şimdi çalıyorum. Evet öyleyim. Her neyse sevgili sen. Şimdi sizin yüzüğünüzü çalmam gerekiyor. Öyleyse yüzümü diğer tarafa döndürmem gerek. Sandığımdan da. Ay çok kayolda. Tamam yeter. Sabaha kadar seninle dans edemem ben. Gönlünü çaldım. Şimdi tekrar kızarmış tavuğuma deneyim. Ah migrenim. İşte diğer kızım Fersude. Amanın bu ne? Güzellik. Prensim. Açın kollarınızı geliyorum. Peki onu nereye sakladığımı biliyor musunuz? Ben çok akıllı bir bayanım. Diğer kişilik sizlere benzemem. Bütün gece boyunca gönlünüzü arayıp buldum. Ama sonunda buldum. Ben de merak ettim. Gönlüm neredeymiş? Dangalak kız kardeşim onu yüzüğünüzde sakladığını zannetti ama yanıldı. Gönlünüzü nereye sakladığını biliyorum. Koynunuzdaki altın kolyenin içinde sakladınız değil mi? Peki görür ya. Görmez anladım. Peki ya başımdaki tacımda saklamışsam? Ay sus aklımı karıştırma. Sahi başındaki tacımda saklamış olmayasın. Rahat olun siz. Gönlümü altın kolyemin içinde sakladım. Onu çaldığınızda çok zengin olacaksınız öyle değil mi? Nasıl daha aklını okuyorsun sen? Anne bu çok aptal biriymiş. Şimdi gönlünü çalıyorum. Sizin gibi akıllı bir hanımefendinin aklını okumak mümkün değil. Şimdi... Kolyemi çalmanız gerekiyor. Ay nasıl da her hareketimi biliyorsun. Hadi geç olmadan kolyemi alın. Hadi dans edelim. Bir, iki, siz kendiniz dans edin. Dans edin, dans edin prensim. Bir, iki, ay düştü. Anne, anne bak. Dediğin gibi prensin gönlünü çaldım anne bak bak. Ay güleyim bari. Prensin gönlünü çalan benim. Bak şu elimdeki yüze. Hadi oradan seni gidi yalancı. Nasıl? Yalancı. Anne! Bu güzel prenses dikim. Gece ve gündüzün güzelliğini üzerinde taşıyan yıldızlarla taşlanmış. Güneş gibi parlak. Ayın gümüş ışığı gibi berrak ve bir çiçek kadar garip olan sen. İsmini bana açıklar mısın? Sizin gibi soylu bir prensin yakışıklı karşısında ismimin hiçbir değeri yok. Size bakan gözlerim hayrete düştü. Nasıl da çallar gibi durduğunuzu şimdiden fark ediyorum. Dünyanın en büyük bestecileri aynı anda bestelediğimizi çalıyor. İşitiyor musun? Çok güzel. Bu dansı bana lütfeder misin? Eğer prensim uygun görürse seve seve kabul ederim. Çok güzel. Teşekkür ederim prensim. Çok lazımsınız. Güzelliğin ve narinliğin ile tüm yorgunluğumu aldı. İtibar ediyorum. Gerçekleri söylüyorum. Bak, gece yarısı olmak üzere ve ben hiç durmadan sabaha kadar seninle dans edebilirim. Gece yarısı olmak üzere mi? Evet, ne oldu? Yüzün neden böyle birdenbire kederlendi? Benim gitmem gerekiyor. Ama neden? Daha yeni geldi. Süper bir isim istedim, benim buradan bir yerde gitmem gerekiyor. Acaba seni tekrar görebilecek miyim? Sanma. Bu ne bağışlayıcı olmakta? Lütfen elimi tutmaktan vazgeçin, prensim benim gitmem lazım. Dur! Nereye gidiyorsun? Her yere haber salınsın. Sokak sokak, ev ev, bütün herkese duyurulsun. Bu ayakkabının sahibini zulurması lazım. Prensin sahibi benim. Bak ben de şimdi. Ama prensin, sizin de görmüş olduğunuz gibi herkes bu ayakkabının sahibi olmak isteyecek. Olabilir. Ama önce denemeleri lazım. Sonra emin olmamız için ayakkabının bir diğerini göstermesi gerekecek.
Baksana, bugüne kadar hiç böyle bir ayakkabı gördün mü? Rüyalardan çıkmış perilerin muhteşem işi ne benziyor? Ayakkabıyı saran altın zonkları nasıl da yıldızlar gibi parıldıyor. Yarın güneşin ilk ışığıyla bu rüyalar güzeli hanımefendiyi aramaya koyulacak. Emredersiniz sen. Prensim! Kızlarımdan hangisini beğendiniz? Beni! Beni! Hiçbirini! Aman terbiyesiz! İstersen ikisini de alabilirsin! Ha? Balo sona ermiştir! Yeter bu kadar sarımsak kokusu çekti! Tekrar deneyin. Tamam, bir denesin ya.
ayaklarını kül faresi yıkar. Kaç gündür yıkamadı. Ondan öyle kokuyor. Hadi deneyeceksen dene artık. Hadi. Tamam, deniyorum. Deniyorum ama maalesef olmuyor şövalye. Bunun 45 numara ayağı var. Aa, terbiyesiz. Benim ayağımın numarası 44. Doğru bilip konuş önce. Bitti Hanım, izin verirsiniz. Diğer kızınızın ayağında da deneyin. Tabii efendim, lütfen deneyin. Bak, ne demişler? Kısmetinde ne varsa ayakkabında o çıkar. Gel, böyle uyur gezer bir baklar ayakkabıyı dene, hadi. Pazartesi günü bile rahat bırakmadınız ki. Ayağınızı uzatır mısınız uçak? Sayın Büyük Koca Hanımefendi, ayağınızı uzatın. Elimden ve gönlümden uçup gitti. Hadi hazırlanın, dönüyoruz. Aa, ben sevinirim. O ayakkabıyı deneyecek olan son bir kişiyi unuttunuz. Tabii ya, nasıl da unuttum. Sen kapa çeneni. Kimmiş o kişi? Prensim o kişi. Benim. Siz mi? Evet. Kocam yok benim. Ben bir dulum. Dolayısıyla benim ayağımda da denemelisiniz. Denediğimizi farz edin. Ve ben kazandım değil mi? Hadi biz bu evde yaşayan bir genç kız daha var. Beş para etmez üvey bir kız. Üvey kız dedikleri bu evin sahibi olan gencecik bir kız. Araştırdım, belimde bir kanıt var. Yalan, yalan. Ben ona annelik yapıyorum. Dolayısıyla da bu ev, aman! Bu saray da benim sayılır. Bu saray bizimdir. Bizim kalacak. Bu saray bizimdir. Bizim kalacak. O kızı görmek istiyorum. Hem de hemen. Kimi? Kül faresini mi? Neden görmek istiyorsunuz ki? Ayakkabıyı onun ayağında denemek istiyorum. İlahi prensim. Kül faresi balaya hiç katılmadı ki. Gelmesi bile imkansızdı. Çünkü tek yapması gereken ona verdiğim işleri bitirmekti. Üstelik onun balo kıyafeti bile yok. Kül faresi! Kül faresi! Nerelerdesin? Emredersiniz prensim. Terbiyesiz! Küstah! Küfürsüz! Ne yapmayı bırakın artık? Lütfen yanıma yaklaşır mısın? İzin verirsen bu ayakkabıyı bizzat kendim senin ayağında denemek istiyorum. Ay bayılacağım! Ay! Anne bayılacak! Ay annemin ablası bayılacak! Susun! Gerçekleşen şu güzel hale bozma. Ay güzelliği baksın. Bak olmuyor benim ayağımda dene. Yeter! Ayakkabı sahibini buldu senin. Sen o zarif genç hanımefendisin. Nasıl da anlayamadım. Ne yani? Ayakkabının sahibi. Çulsuz. Kül faresi mi? Küstah kül faresi mi? Sokak faresi mi? Sözlerinize dikkat edin. Çatallı dillerinizle kötülediğiniz bu dünyalar güzeli genç hanımefendi bugünden itibaren prensesiniz olacak. Ay prenses mi? Ah karabatlı kaderim gitti paracıkla. Ah migrenim. Prensim kül faresi benim ayağımı çaldı. Benim de ayağımı çaldı prensim. Bakın bakın bakın. Siz altın ve incilerin dünyanın en değerli şeyleri olduğunu zannettiğiniz için durmadan çalıp çırpıyordunuz. Altından çok daha değerli şeyler var. Onlar da sadakat, dostluk ve sevgidir. Ama bunu sizin kararmış kalpleriniz göremiyor. Çok yazık. Küstah ben. Umudumu yitirmiştim ben size. Perilerin bir sözü var. Genellikle umuyorlar. Bunu da sen kanıtladın. Benim prensesim olur mu? Eğer prensesim olur mu? Sevesi ve kabul edebilir.